Cumhuriyet tarihi boyunca Türkiye askeri yönetim dönemlerinde dahi böyle bir felaketi yaşamadı. Evet, sizler tabii yıllarınızı verdiniz anayasa, hukuka, adalete. Benim babam da hukukçuydu, evet. Ve işte yıllar boyunca böylesine bir garabet yaşamadı hiçbir zaman o da tabii. Ve söylerdi tabii, hayatta değil şimdi. Ama maalesef bizler ve yeni nesil böylesine bir ortamda yaşamak zorunda kalıyorlar. Şimdi az önce siz verdiğiniz bir örnekle bir anlamda bana da soru çıkarma imkanını oluşturdunuz. Çünkü burada ülkeyi yöneten MHP aslında. Ülkeyi, evet, yönetiyor dediniz. Sorum aslında yetki onda, sorumluluk AKP'de. Bu, evet, aslında çok önemli bir tespit ve çok genel bir kabul gören bir tespit sonuçta. Ama o sorumluluğu üstlenmiş olan AKP'nin de bundan rahatsızlık duymaması da ayrı bir durum. Büyük bir ihtimalle siz meclis içerisinde AKP milletvekilleriyle bir araya geldiğinizde onlar içtenlikle size bundan rahatsız olduklarını söylüyorlardır tabii ki. Hani tabii söyleyenler var. Evet. Evet. Yani ikili sohbetlerinizde bu mutlaka dile geliyordur ama işte o başkanlık rejiminin ya da tek adam rejiminin uygulanmasıyla, meclisin işlevsiz hale gelmesiyle her şeyin tek adamın dudaklarının arasında olmasıyla bir anlamda seslerini çıkaramıyorlar tabii ki. Şimdi bu durumu biraz Murat Karan bize yorumlasın. Evet. MHP azınlıkta bir ittifakın içerisinde küçük ortak deniyor ama yetki onda. Anayasa Mahkemesi'nin kapatılması gerektiğini dahi söyleyen bir söylem içerisine girdi. Herhalde Serap Hanım iyicene bu türlü söylemler sonrası çok rahatsız olmuştur. Çünkü yıllarını vermiş birisi ve bir tarafta o, diğer tarafta AKP. Sorumluluk onda, yük onda, işte ama yetki onda değil. İşte Nisan 2017 referandumu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtiğimiz günden beri AK Parti 2015 seçimlerinde tek başına aldığı %49-50'lerle aldığı oyu bu son milletvekilliği seçimlerinde 2023 seçimlerinde 6 tane daha siyasi parti ile bir ittifak kurarak ancak alabildi. Yani o tarihten bu tarihe geldiğimiz süreçte AK Parti %50 olan oyunu %35'e kadar geriledi. Peki MHP 2015 Kasım'da yüzde kaç almıştı? %11 almıştı. 11. Son seçimde kaç aldı? %16. Yani MHP bu ittifak süreci içerisinde, öncesinde de ve ittifak boyuncaki süreçte o %10-12 bandındaki o siyasi konfor alanını, güvenlik politikalarını önceleyen, o siyasi konfor alanındaki duruşunu hiç bozmadı ve oy oranında da herhangi bir gerilemeye sebebiyet vermedi. AK Parti parlamentoda bu sistem dolayısıyla parlamentodaki sayısı 600 milletvekillerinin üçsal çoğunluğu açısından en azından bakmak gerekirse 300+1'i bulabilmesi için MHP'ye ihtiyaç duyuyor parlamentoda. Cumhurbaşkanlığı seçim sandığında ise %50+1'lik bir gerekçe ve zorunluluk olduğundan dolayı orada da MHP'nin yine bu %10'luk oyuna ihtiyaç duyuyor. Yani MHP referandumdan itibaren Türkiye Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtiğinden itibaren bir altın hisseye sahip. Yani gücünün ve aldığı oy oranının çok üstünde aslında bir ağırlığa ve güce sahip. Bu ağırlık ve güç süreç içerisinde özellikle Sayın Erdoğan'la Sayın Devlet Bahçeli arasında da o yakınlığa ve her ikisinin de partisindeki o baskın gücünü de beraberinde getirdiğinden dolayı. Çünkü aynı konu bu kadar uzun birliktelikle işte Millet İttifakı masasında gördük. Oradaki o parti tabanları, liderler arasındaki uyumsuzluk orada bir dağılmaya sebebiyet verdi. Ama burada Sayın Erdoğan'la Sayın Devlet Bahçeli arasında çok kuvvetli ve çok disiplinli yürüyen ve beraber ortak karar mekanizması oluşturulmuş ve bu her iki partinin de tabanlarında liderlerinin partileri üzerindeki gücünün de etkisiyle o birliktelik bozulmadı. Bundan sonraki süreçte de özellikle benim gördüğüm kadarıyla çok bozulacak gibi de durmuyor. Yani o Cumhur ittifakı bana kalırsa Devlet Bahçeli ve Sayın Erdoğan arasında, her iki genel başkan arasında o disiplinle devam edecek görünüyor. Burada da evet bazı dönemlerde AK Parti içerisinde bu konuda özellikle farklı fikir beyan edenler ve parti içerisinde bir tartışma yaşanmış olsa da, ama burası Sayın Tayyip Erdoğan'ın çok güçlü liderliğiyle domine ettiği ve kimsenin o liderliğin ötesinde o birlikteliği bozacak ayarda bir çıkışın yapılamayacağı bir siyasi organizasyon her iki parti açısından da. Benim öngörüm bundan sonraki süreçte de MHP'nin özellikle güvenlik politikalarıyla ilgili konularda, terör meselesiyle ilgili konularda o baskınlığını devam ettireceği ve özellikle Cumhurbaşkanlığı hükümetinin de AK Parti'nin de bu konuda daha sesinin kısık, en azından muhalefet edenlerinin sesinin kısık kalacağı kanaatindeyim. Serap Hanım'a geçeceğim de daha sonra size AKP ve Yeniden Refah Partisi arasındaki o siyasi çekişmeden bahsetmenizi isteyeceğim. Çünkü ciddi bir dün sert bir tartışma yaşandı. Evet. Yaşanmaya da devam edecek gibi görünüyor. Doğan Aydoğan bizim konuğumuzdu geçen hafta. O da önemli bilgiler vermişti. Geçen hafta Perşembe günü onu da konuşacağım. Şimdi bu durumda Serap Hocam, yarın yaşanacakları siz hukuken çok net bir şekilde ortaya koydunuz, izah ettiniz. Yaşanması gereken budur dediniz ve hatta meclisinde Silivri'ye bir yazı yazarak da bunun gereğinin yerine getirilmesine yönelik bir yetkisini de kullanması gerektiğini söylediniz. Evet. Böylesine bir yetki de olabilir, kullanabilir. Daha önce benzer bir durum olmuş muydu? Hiç ben hatırlamıyorum ama. Hayır, belki... olmadı. Hayır. Olmadı değil mi? Zaten yani bahsetmiştim. Şimdi mesela Ömer Faruk Gergerlioğlu ile ilgili evet, böyle bir durum vardı biliyorsunuz. Ve gene Temmuz 2021'de Anayasa Mahkemesi Ömer Faruk Gergerlioğlu ile ilgili benzer bir karar verdi hak ihlali olduğuna dair. Ama o zaman mahkeme gereğini yerine getirdi ve Ömer Faruk Gergerlioğlu salıverildi ve meclisteki görevinin başına döndü. Zaten ilk defa bu ölçüde hukuk ayaklar altına alınıyor. Daha önce de söyledim. İlk defa Anayasa Mahkemesi bir işlemin yokluğuna hükmediyor. Yani bu bizim aslında nereden nereye gelmiş olduğumuzu gösteriyor. Bu önemli tabii, yani meclis gereğini yerine getirmek. Şimdi bu durumda meclis yarın gereğini yerine getirmezse, ki AKP'nin tutumundan bu anlaşılıyor. Yılmaz Tunç'un açıklamaları sanki yarın yaşanacakların habercisi olmuş durumda. Çünkü meclis bir şekilde Adalet Bakanı'nın söyleminden sonra, ki Adalet Bakanı kendi bilinciyle bunu söylememiştir. Büyük bir ihtimalle talimatı almış, onun için söylemiştir. Meclis